iyi geçindiğimiz için nereye alıyor desek orada anında düğüm çözülür. Hayır cevabı almıyorsunuz. Yani. Olmaz çünkü niye? Amiri. Biz bundan yararlanıyoruz. Niye? Biz değil derken emekli yararlanıyoruz. Evet. Emekli mağdur olmuyor. Samsun'da kaç tane üyeniz var sevgili başkanım? 22 bin üyemiz. Başkanım soru şu. Emekliler Derneği ne yapar? Bir emekli veya sizdeki üye prosedürü nasıl işliyor? Neler sizden avantajı ne seviyor olmakla? TOKİ ile ilgili mesela. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. TOKİ ile de ilgili. Ben emekli olacağım mesela. Tamam. Emekli oldunuz. Emekli oldunuz, niye üye olasın bugün? Ha. Şimdi önünüzde bir kitap çıktırıyor, verdiler size, vermediler. Yok, daha vermediler de şu, görmüşsün burada. Benim çocuklar benim alsın, kitapçı alsın. Ben okudum, anlattım abi. Yok mu kızım? Kitapçı olmasın. Ben okudum, ben aldım onu. Bak, şimdi ayrıyeten ben bir de şeyde dağıtacağım. Bak, bu kitapçıyı okuyan emekli, nerelerden istifade ettiğini anlar. Bakın, evet. Bizim aidatımız, yılda 36 lira, bir yılda. 36. Yani bu ayda 3 liraya düşer. Aylık 3 liraya düşer. Bizim çeşitli kuruluşlarla anlaşmamız var. Örnek vermek istersen Maya Göz Hastanesi. Bir üye 70 lira alır şeyden, emekliden. Bize üye olmayandan. Bize üye olandan 30 lira alır. Bir mayanede 40 lira alır. Bana yılda 36 lira verecek. 20'si buraya gelecek. 16 lirası genel merkeze gidecek. Bir mayaneye, göz mayanesine gittiği zaman 40 lira kârı olacak. Sadece bir maya gözle. Bütün hastanelerde şeyimiz var, anlaşmamız var. Sadece onlarla mı kalıyor? Eğer bir kitapçı okursanız, yani aklınıza gelebilecek tarzdaki bütün işletmelerle anlaşmamız var, indirin. Artık kendinize ait, derneğinize ait, düğün salonları, yaptığınız hizmetler. Tabii düğün salonumuz var. Düğün salonumuz var. Artı ben size söyleyeyim. Tarsus'un esas en fazla gözünden kaçan şeyi anlatayım. Bakın. Tarsus'un en fazla gözünden kaçan, ben işte ona biraz da üzülüyorum. Ya biz bir mülk satın aldık. Bakın bir poliklinik yaptırdık. Amerikan hastanesi güzelliğinde uç poliklinik olarak göreve soktuk. Şimdi şu anda da orada 4 doktor çalışıyor. 300 hastaya poliklinik yapıyorlar. Her gün çarşının göbeğinde. Bir tane Allah razı olsun diyen yok ya. Ya onun bütün ücretini biz ödüyoruz buradan ya. Oranın bütün bizim malımız, mülkümüz, kazancımızı oraya yatırdık. Oraya bu duruma getirdik. Bir kişi demez mi? Allah razı olsun ben gittim oraya. Ayak ayak üstüne attım da tansiyonumu ölçtürdüm, ilacımı aldım. Gidiyor hastanede saatlerce kavga ediyor, sıraya giriyor. Buraya sıra girmeden. Hatta şimdi son ayakta ne yaptık? Orada hemen karşısında düğün salonumuz var. Düğün salonunda vatandaş başka yerde sıkışıyor diye aşı yaptırmaya başladı. Onu dahi şikayet etmişler. Düğün salonunda aşı yapılıyor diye. Ya biz vatandaşa kolaylık olsun dedi. Klimalarını açtık serin yerde buz gibi geniş alanda aşılarını yaptırıyoruz vatandaşlara. Hala devam ediyor. Düğün yaptırıyoruz 8-10 bin lira düğün salonları. Biz 1000 lira yaptırıyoruz onu da çalışanlara veriyoruz orada. Yokluğunu görmedikleri için şikayet etmiyor. Öyle diyelim. Ama ben o polikliniği kapatayım bugün. Hem esnaf mahvolur orada, bakın esnaf, kaç tane esnaf ekmek yiyor, hem de bu emekli dolmuşa binecek, hastaneye gidecek 82 evlerin sonuna. Bir saat sıra bekleyecek. Bekleyecek, sıra bekleyecek. Bilmem nereye yazılacak, ya buraya geliyor, hem çayını içiyor, hem mayenesini ölüyor, hem ilacını alıp gidiyor, esnafın karşısında bitişinde. Ama bir halktan, bir kişiden bir teşekkür gelmez mi? Ne yapıyor bu? Bu dernek ne yapıyor? Ya sana 4 tane doktor koymuşum oraya. Akşama kadar 300 kişiyi mayene ediyor orada. Bu ne? Bu hiç hizmette mi? Düğünün oluyor, kız kaçırıyor, asker gınası oluyor, nişan oluyor. Hepsinin oluyor. Parası yok, pulu yok, fakir. Nerede yapacak düğününü? Zengin yapacak, fakir yapmayacak. Fakir geliyor orada yapıyor. Çok başka para... benim bildiğim kadar size üye olsun olmasın, size bir telefonla çok kolay ulaşılabilir. Öyle söyleyeyim, benim bildiğim kadarıyla. Evet. Olsun ya da olmasın siz herkese yardımcı olduğunuzu bizzat ben şahsım adına ben biliyorum. Bu gerek Ankara olsun veya işte herhangi bir maddi manevi hep arkanızda olduğunuzu biliyorum. Buna binaen en son olarak 2026 Haziran'daki bu seçime yani şurada az kaldı. Onunla ilgili konuşacağım kaldı, da. 10 gün kaldı. Şöyle diyeyim sevgili başkanım.
Tarsus biliyor. Türkiye tanıyor sizi. Tarsus için, evet Tarsus benim önceliğim diyorsunuz. Bütün evet. Üyelerinizi 22 bin ve herkesi konuşmalarınıza göre bildiğim kadar altını çizerek herkesi davet ediyorsunuz. Ediyorum. Gıyabında şöyle söyledim. Evet, Ömer Kurnaz Tarsus'a 26 Haziran'daki seçimden sonra, kazandıktan sonra farklı bir diyalogla geleceğini söyleyebilir miyiz? Yok. Yok. Söyleme. Yok. Ben size şunu söyleyeyim. Bak, bütün vatandaşlarım. Şimdi Adliye'ye gittiniz mi? Adliye'ye. Evet. Kaymakamlığa gittiniz mi? Evet. Orada tekerlekli sandalye var. Kim verir şunu? Türkiye'de bizim gibi tekerlekli sandalye veren hem vatandaşına hem üyesine ikinci bir dernekte yok şubede. Bakın sıralanmış dışarı. 700 lira oldu tanesi. Her ay 10 tane veriyorum 7000 lira. Dernekte para mı kalır? 20 lira alacaksın, 700 liralık tekerlekli sandalye vereceksin. Kim verebilir? Fabrikası olan veremez mi? Kasım ağa veremez. Biz oradan buradan allem bullem veriyoruz. Aman diyor ki işte karım düştü, ayağı kırıldı, çocuğum şöyle oldu. Adliyeye gidiyor, çıkamıyor hasta. Bizim tekerlekli sandalye orada. Sağ olsun savcı bey istedi. Kaymakamlık gidiyor bizim tekerlekli sandalye. Ya bizden başka dernek yok bu tarafta. Her yerde biz varız. Ben bunu... Ben övünmek için söylemiyorum. Şimdi bizim burada... Bu başa kalkma da değil, yanlış anlamayın. Özürler derine var, görme özürler var, bedensel özürler var. Yıllardır her türlü ihtiyaçlarını biz görürüz. Bastonundan tut, yakacak odundan tut. Bu sevdesinin çalışması ve öngörülür. Yani ben Tarsus'ta olsun, baş tacı olsun, başka memleketten gelmiş falan fark etmez. Siz, Tarsus'ta yaşıyorsa benim baş tacımdır. Kazanan parayı banka yatırıp faizini yemektense... Ben yok öyle şey yapmazsınız. Benim bütün çalışmalarım sevgiye dayanır. Evet, Ömer Kurnaz gönüllülerin başkanı oldu, evet. Emeklilerde ve sevgili başkanım maddiyat ve hiç önem vermedi. Biz evet. Basını zaten yakın takip evet. ediyoruz, evet. görüyoruz, biliyoruz. İnşallah seçimde de... ben üyelerimi davet ediyorum. Evet, bütün üyelerinizi 22 mümkün olduğu kadar seçim. Gelsinler, seçimde oylarını kullansınlar. Bana mı verirler? Muhalefeti kime verirlerse versinler. Onların hür iradesiyle gelip oylarını kullansınlar. Başka bir şey istemiyorum. Rakiplerime başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum onları cesaretlerinden dolayı. Çünkü onlar da hizmet etmek için yola çıkmışlardır. İnşallah öyledir. Biz bu bir bayrak yarışıdır. Ama dediğim gibi biz şu anda tekrar seçilirsek, başkan olursak aynı çalışmalarımıza devam ettik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şimdi saymakla bitiremem. Yani burada hizmet... Bakın, sokakta gördüğünüz bütün insanların başındaki şapkaları ben dağıtıyorum. Evlerdeki takvimleri bakın, ben dağıtıyorum. Hiç kimse evinde şapkasız, takvimsiz yoktur. Kalem, bloknot, şunlardan. Evet. Yağdırıyorum. Nasıl yağdırıyorum biliyor musun? Genel merkez olduğum için. Şubede yapamam onları. Öyle bir imkanın yok. Şubenin o parası bir şey yetmez. İşte genel merkezden avantajı. Genel merkezde gitmezsen, genel merkezde olmazsan bunların bir şey yapamazsın. Onu da dağıtamazsın. Tekerlekli sandalye. Bak ben sana söyleyeyim. Biz orada, Ankara'da zaman zaman konserler veririz. Belli müziki uğraşan cemiyetler, gruplar var. Biz onlara mekanımızı açarız. Onlar senenin belli aylarında konserler verir. Her konserde 20-30 tane tekerlekli sandalye dağıtılır orada. Yardım. Hepsini kaparım. Hepsini kaparım. Randevular bize bir şey kalmadı. Bir tane, iki tane dur. Hepsini buraya dağıtın arkadaşlar. Dağıtın. Tabii önceliğiniz Tarsus olduğu için. Tabii ya. Orada Tarsus milli için. 114 şube var, bir tanesi gitmez evet. şubeler. Hepsi buraya. Başkanım çalışmasa kimse izin vermez ona. Çalıştığı yok, vermez için. Tabii canım ya. Ve ben organize ediyorum. Onu da ben organize ediyorum. Ve derneği kazandırdığı için. Bir de benim, bak kime verdiğimi onlar bilir. Öyle bir boşa vermezler. Burada verdiğim insanın resimlerini çektirdim. Kimseye size değil. Biz atarız onlara bak. Şu numaralı, şu fakir insana verdik. Onlar öyle sahipsiz vermez. Al götür. Onlar sahipli. Yani tam rayına verilmiş mi?
buradan biz gerçekleştiririz. Ben şimdi daha önceleri bu tekerlekli sandalyeye verirken Allah var. Bizim her insanın bir cahillik dönemi olabilir. Basın götürüyordum, basından veriyordum. Bir arkadaş bana dedi ki, Ömer Başkan sana bu yakışmıyor senin dedi. Reklama ihtiyacın yok dedi. Adamları dedi, yani perişan etme dedi. Çünkü en son götürdüğümüzde tekerlekli sandalyeye verdik. Adamı aldık, dışarıya çıkarttık. Ağlamaya başladı. Bir yıldır güneş gözü görmüyordum dedi. İlk defa güneş gözü görüyorum dedi. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. O tarihten itibaren basından habersiz veriyor. Arabayı atlıyoruz, götürüyoruz. O evde kendisini teslim ediyoruz. Kimse görmesin, bilmesin. Yok artık görürüz. O görürsün, o görürsün. Veya biri gelip buradan alıp götürüyor. Ama basına hiç kusura bakmasın. Basın haklı, kendi görevini yapacak. Ama o da ben rencide oluyorum diyor. Çünkü öyle insanlar var ki zenginlikten düşmüş fakirliğe. Sağlıktan, sıhhattan düşmüş. Bir tarafını kaybetmiş. Ya ayağını, ya şurası, ne burası. Onları kimseye rencide ettirmemek için. Biz masraf ne olursa olsun gizli saklı veriyoruz. Ama onların notunu alıyoruz. Şuna şu verildi, buna bu verildi. Hatta rica ediyoruz. Diyoruz ki eğer olur ya bir gün gelir vefat edersin. Bunu bize geri verin. Bir başka arkadaşa verin. Yani bu size yaramaz. Sağlam insana yaramaz. Bu. Sevgili başkanım, şimdi yarım saatlik röportaj, evet. Her şeyleri anlattınız. Son olarak ben şöyle söyleyeyim. Ortaya siz koyun gene. Evet, Tarsus Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı olarak aslında yaptığımız bu röportajda biz anladık ki basın olarak siz sadece emeklilerin başkanı değil, önceliğiniz Tarsus'taki yaşayan, nefes alan, evet. Tarsus'ta var olan kişi, ben gönüllerine başkan adayım diyorsunuz. Evet. Başkanlık yaptınız zaten 28 yıl boyunca. Son olarak şunu söyleyeyim. 22 bin üyelerinize ne demek istiyorsunuz? Şunu söyleyeyim sana. Yani söyleyemediğim sıra gelmeyen var. Şimdi ben senesini şu anda hatırlayamayacağım ama bayağı oldu. Takbaş'tan 8 dönüm arazi aldım bu derneğe. Böyle kimsenin haberi yokken 300 bin liraya aldım. O zamanki belli kimsenin isim vermeyeyim de bana dediler ki Ömer Burnaz derneğin parasını çamura attı. Şimdi 3 trilyon. Bu derneğin malı. Takbaş'ta duruyor. Şey geçti şimdi, imar geçti. Bekliyorum. Evet, büyükşehirden imardan şeyi bekliyorum şimdi. Tapuyu bekliyorum. Allah nasip ederse imardan sonra. Karınca kaderince oraya da bir şeyler yapacağız, serkeş görecek. Şimdi ben bir şey desem yanlış olur çünkü imarda nasıl bir çerçeve olacak, gelecek bize? Nasıl? 8 dönüm. Kuşa mı dönecek, aya mı dönecek, yıldıza mı dönecek? Oraya mutlaka benim hedefim şu. Hedefim ama yapabilirim ama yapamam yetmez. Emeklinin bütün ihtiyacını göreceği bir alışveriş merkezi. Bir. İki. En az 4 tane düğün salonu. Yazlık kışta. 2-3 Emekli dediğimiz zaman zengini var fakiri var onda. Bizdeki sınıflar böyledir. Hiç arabası olmayan emekli. Arabası genelde var. Ama hala arabası olmayan emekli var. Piknik yapma şansı yok. Dolmuşa binecek. O bizim Takbaş'ta hemen girişte battı çıktığının yanında yerimiz. Oraya gelecek. Oraya aşağı yukarı 10 tane yakın kamelya yapacak. En az 10 tane. Yanına da Babrik'e yakın şeyler yapacak. Hem de sadece dolmuşa binecek gelecek. Başka bir şey almayacak hiç canlı. Ekmek dayı almayacak. Gelecek. Bu alışveriş merkezinin içerisinde etinden tut, sütüne kadar her şey olacak zaten. Oradan alacak. Babrük'te pişirecek. Kömürünü de biz vereceğiz. Çok affedersiniz. Çok güzeldi. Övünülmez ama çok güzel bir tuvalet yaptıracağım. Yani orada o ihtiyaç çok önemlidir. Hiç kimse söylemez ama
bence en büyük ihtiyaç tuvalet. Temizlik. Temizlik. Suyuyla beraber, sabunuyla beraber şey. Onu orada piktiğini yapacak, yiyecek, içecek, elini yüzünü yıkacak. Yine dolmuşa binecek, çünkü dolmuşa kadar çalışıyor. Evine gelecek, benim arabam yok, ben pikniğe gidemiyorum demeyecek. O üyelerimiz de, o insanlarımız da Allah nasip ederse ondan yararlanacak. Ve her günde düğün olacak. 10 bin lira, 20 bin lira düğün yerine 1000 lira belki düğün olacak. Sevgili başkanım, Allah size hayırlı olsun. Yani ben hedef bu. Neyse, ama yaparız, o, ama gücümüz. Zannedersem siz 28 yıl boyunca daha bir başkanla ben varım diyorsunuz. Allah sağlık versin. Saat versin. Hepimize, versin. Hepimize. Seçimde başarılar diyoruz. Teşekkür ederiz. Çalışmanızı takdirle karşılıyoruz. Emekler için yaptığınız, tarzı halkı için yaptığınız planlar. Her şey tarzı için. Her şey tarzı için. İnşallah ne olursa olsun bana gelsin. Var ya, ne olursa bana gel diye. Tarsus'tan gelsin yeter ki. Al.